Özel hastanelerimiz arttıkça bizim de seçeneğimiz artıyor. Şimdi bir özel hastanedeyiz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Manisa, Salihli'den. Sektörün en iyisi, sağlıkta bir numara Can Hastanesi'ndeyiz. Yanımızda ise kurumumuzun icra kurulu başkanı beyefendi Umut Can Keskiner bulunmakta. Bakalım kendileri bize bu özel noktadan ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Umut Can Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Sinan sağ Bey. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve hastanemize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, mutluluk Şimdi, duyuyoruz. Şimdi çok sağ olun. Can Hastanesi hayata geçtiğinden beri Salihli'de iyi bir noktada. Hedefleriniz büyük, İzmir'de de planlarınız var. Bunları anlatacağız. Ama önce evet. Ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri ben tanıtmak adına kısaca sormak istiyorum. Umut Can Keskiner kimdir? Elektronik mühendisiyim. İşletme yüksek lisansım sonrasında bir anlamda aile işletmemiz olan Can Hastanesi'nde göreve başladım ve yaklaşık 8 yıldır burada görev yapıyorum. Kurumun içerisinde hemen hemen her pozisyonda çalıştım. Evet. Ve sonunda da şu an icra kurulu başkanı olarak hizmet vermekteyim. Gayet güzel. Peki burası ne zaman hayata geçti öncelikle Umut Can Bey? Hastanemiz 2002 yılında faaliyete başladı. İlk hastamızı 2002 yılında kabul ettik. Evet. O zaman 30 yataklı, küçük sayılabilecek bir özel hastaneydik. Doğru hizmeti doğru zamanda sunma politikasıyla hareket ettiğimiz için zaman içerisinde büyüyerek bugünkü halimize geldik. Gayet güzel. Peki şu anda kapasitemiz ne doğrultuda? Çalışmalarımız, faaliyetlerimiz nasıl ilerliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Bugün itibariyle Salihli Hastanemizde 20 kadroda 41 uzman hekimle hizmet veriyoruz. Toplamda 127 yatağımız var ki bu bizi Manisa'nın en büyük özel hastanesi haline getiriyor. Yine erişkin ve yeni doğan bebeklerimizde de 3. seviye yoğun bakımımızda en üst seviyede hizmet vermekteyiz. Gayet güzel. Peki tabii bu işe başlarken bir hedefleriniz vardı, planlarınız vardı. Bunlar şu anda ne aşamadalar? Biraz bunlardan bahsedelim. Mutlaka. Biz burada sayısal hedefleri değil, konumuz olan insan sağlığı olunca sosyal hedeflerden bahsedebiliyoruz. Biz kuruluşumuzdan bugüne kadar biz iyiliğe dair her şeyin mümkün olduğu inancıyla başladık. Evet. Nitekim bu anlamda sloganımız da seninle mümkün. Toplumun tüm paydaşları için, sadece hastalarımız veya sadece hastalıktan müzdarip insanlar değil, toplumun tüm paydaşları için sağlık, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığın devamlılığını sağlayacak adımlarda evet. bulunmaya çalıştık. Nitekim bu çalışmalarımız bizi hastalığımız açısından ilk tercih noktasına getirdi. Bunun üzerine çalışanlarımızın çabaları, eforları ve bizim de kurgumuzda şu an Salihli'deki hastanemize ek olarak bir de İzmir'de Nisan ayında faaliyete geçecek özel hastanemiz için çalışıyoruz. Evet, orada da bir altyapı çalışmalarınız tamam herhalde anladığım kadarıyla. Tamamlandı. Yatırımımızın son aşamasındayız. İnşallah. Bu konuda size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Umut Can Bey, şimdi sağlık önemli bir konu. Hayatımızın her alanında karşılaştığımız rahatsızlıklarla birlikte sizin bünyenizde birçok branşta hizmetleriniz var. Evet. Bu doğrultuda ilerleyen çalışmalarınızda geri dönükler nasıl oluyor Salihli'de şu anda? Biz sunduğumuz hizmette her daim daha iyisini yapabileceğimize inandık ve bu doğrultuda çaba sarf ettik. Hastalarımızı da bu konuda ikna ettiğimizi düşünüyoruz ki sonucunda hastalarımız her türlü sağlık sorununda akıllarına gelen ilk isim olmayı başardık. Nitekim bu bizi hastalarımızla, paydaşlarımızla bir aile haline getirdi. Evet, gayet güzel. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bu bir sektör sonuçta. Evet. Özel bir sektör. Siz ama yalnız bu bölgede yalnız değilsiniz. Sizin hizmetinizle ilgili alakalı farklı noktalar söz konusu. Sizi ben ayıran özellikleri aslında merak ediyorum meslektaşlarınızdan. Farklılık nedir? Tercih sebepleri nedir? Aslında bu sadece işinizle değil, hayata bakış açınızla alakalı bir şey. 21. yüzyıldayız, geleceği ve biraz da endişeyle karşılıyoruz toplum olarak. Zor günlerden geçiyoruz. Ancak biz burada endişeyle oturmak yerine geleceği, hem kendi alanımızda hem de toplumsal geleceğimize nasıl bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Sürekli bunun üzerine kafa yoruyoruz. Örneğin hastane olarak sadece hastalık durumunda başvurulan bir yer değil, tam tersine sağlığın devamı, yani sağlıklı halinizin devamına yönelik neler yapabiliriz bunları araştırıyoruz. Bu bizi klasik anlamda hastalarımızın veya insanların zihninde oluşan hastane kavramından farklılaştıran şey. Gayet güzel. Peki hastanenizin bünyesinde sizi çok ön plana çıkaran bir çalışmanız var mı? Mesela ameliyat anlamında olabilir, bu cerrahi bir müdahale anlamında olabilir.
işte sonuçta göz var sizde, farklı farklı branşlar da var. Çok ön plana çıkan veya hedefler doğrultusunda, taleplerde neler var? Sinan Bey, öncelikle erişkin ve yeni doğan yoğun bakımlarımızda iddialıyız. Üçüncü evet. seviye olması sebebiyle insanların sağlık hizmeti ihtiyacıyla büyük şehire gitmesinin önüne geçtiğimiz gibi büyük şehirlerde doğan ihtiyaçları da Salihli'de karşılıyoruz. Evet, peki. Şimdi hemen şuna değinmek istiyorum. Sosyal sorumluluk alanlarında özel çalışmalarınız var, paydaş çalışmalarınız var. Bu konuda da çok iyisiniz aslında, iddialısınız. Bu konuda da sizi tebrik ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık diliyorum. Bunlardan biraz bahsedelim. Burada da aslında yine en başta belirttiğim, toplumun sadece hastalık halinin değil, sağlık, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının devamı amacıyla çaba sarf ediyoruz. Evet. Bunun temelinde öncelikle sporu orta noktaya alıyoruz ve evet. Salihli Belediye Sporumuzun sponsorluğunu yürütüyoruz. Bununla birlikte yine toplumsal sağlığın devamı için kök hücre bağışı, kan bağışı, organ bağışı gibi alanlarda da bölgenin kanaat önderiyiz. Evet, güzel. Tabii bu kanaat önderliği anlamında da çalıştığınız noktalar var. Hiç şüphesiz. Beraber paydaş noktalarınız var anladığım kadarıyla. Hiç şüphesiz. Peki, toparlayalım. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne dek Can Hastanesi'nin hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, konuklarınıza, Manisa'ya, Salihli'ye, İzmir'e şöyle bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz ne olacak? Tabii. Sunduğumuz hizmet, yaptığımız gelişim, yarattığımız değer aslında tamamen paydaşlarımızın, paydaşlar sadece hastalar, sadece çalışanlar veya sadece yöneticiler değil, tüm bir toplumsal davranışın sonucudur. Dolayısıyla bugünlere ulaşmamızı sağlayan çabasını, emeğini sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum. Peki. Umutcan Bey, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle şahsınıza teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki çalışma hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte başarılar diliyorum. Teşekkürler. Güzel bir kadronuz var. Hedefleriniz büyük. Tekrar hedeflerinizde buluşmak dileğiyle ülkemize, İzmir'e, Manisa'ya, Salihli'ye kattığınız bu değerli çalışmalarınızdan dolayı sizi ben kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Manisa, Salihli'den, sektörün en iyisi Can Hastanesi'nden İcra Kurulu Başkanımız Beyefendi Umutcan Keskiner'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.